Türkiye ateşkes için devrede. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de bakanlar muhataplarıyla sık sık görüşmeler yapıyor. Bu kapsamda açıklamalarında sürekli sivillere yönelik saldırıların sona erdirilmesi için dünya kamuoyuna seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. İsrail'in bölge dışı aktörlerin de kışkırtmasıyla örgüt gibi davrandığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm devletleri ve uluslararası kuruluşları bir an önce Gazze'de insani ateşkesin tesisine yönelik girişimlere samimiyetle destek olmaya davet ediyorum. İsrail yönetimine sivillere yönelik saldırılarının kapsamını asla genişletmemesi ve soykırıma varan operasyonlarını derhal durdurması çağrımızı yineliyorum ifadelerini kullandı. Bölgede kalıcı istikrar vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye daha fazla masum kanının akmaması, daha fazla insani trajedinin yaşanmaması ve Filistin'deki çatışmaların geri dönülmez noktaya varmadan çözümü için üzerine düşeni yapmaya devam edecektir mesajını paylaştı. 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışmasının ardından günlerdir yoğun bir diplomasi trafiği sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne kadar 23 liderle görüştü. Son 2 gün boyunca da konuya ilişkin telefon görüşmeleri yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Uganda Cumhurbaşkanı Museveni, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Mauzi ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin içinde olduğu yetkililerle Gazze'deki siviller için telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşmede İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgedeki insani kriz ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İsrail-Filistin çatışmasının başladığı günden bu yana mevkidaşlarıyla hem yüz yüze hem de telefonda birçok görüşme gerçekleştirdi. Son olarak Kahire Barış Zirvesi'nde katılımcılara hitap eden Fidan, Filistinlilerin acılarının devam etmesine asla izin vermeyeceğiz ifadelerini kullanmıştı.